Moskova ile yaşadığımız domates krizi sona erdi. 1 Kasım itibariyle Türk domatesi yeniden Rus topraklarına girecek. Ancak bu kez eskisi kadar çok ihraç edemeyeceğiz. Almadım. 4 lira dedi. 1 kilo alsam yetmez. 2 kilo alsam 8 lira. Yarım kilo da alsam yeter bana da. Allah yardım etsin kalabalık olana. Rusya hükümeti domates kararnamesini imzaladı. İhracatın önü açıldı. Türk domatesi 1 Kasım'dan sonra Rusya'da satılacak. Bu hafta 5 milyon. Tavan yaptı. Ayın 1'inde ihracata gidecek. Hızlandı şu anda. O yüzden biraz tavan yaptı. 5 lira mı? Haberim yoktu. Geçen hafta 2'yi almıştık. Yazın domates 1 milyondu. 75 kuruştu. Moskova geçtiğimiz yıldan bu yana uyguladığı domates yasağının kaldırıldığını resmi internet sitesinden duyurdu. Yasak kalktı ama kota geldi. Rusya Türk domatesini kendi belirlediği firmalardan kendi belirlediği miktarda alacak. 5 kilo mu aldı? Kaç kilo aldık? 5 kilo aldın abi. 5 kilo aldım. Kaç para tuttun? 25 lira. Bayağı para. Ev kalabalık. Yaklaşık 145 milyon nüfuslu bir pazara sahip Rusya'da sadece 4 firmanın satış yapacağı açıklandı. Ve bu da sektör temsilcileri arasında tartışmaya neden oldu. Çünkü daha önceden 350 bin ton olan satış rakamı yaklaşık 50 bin tona kadar inmiş olacak. Kararın hayata geçmesine daha 4 gün var ama esnafa göre ihracatın lafı bile etiketlerin yükselmesine yetti. İhracat girecek dediler. İhracat daha yok şu anda piyasada. Adamlar domatesin fiyatını yükselttiler. Adı bile yetti. İhracatın adı yetiyor. Mecbur alıyorum yani, ne yapabilirim ki? Ne kadar alacaksınız? 1 kilo. Yeter mi? Yetmez ama yeter. Pazarda domatesler son tarla ürünü olarak satılıyor. Yani tarla domateslerinde son dönemler. Ancak yazında yaklaşık tarla fiyatı 30 kuruşlara kadar düşmüştü. Pazarlarda ise 75 kuruşa kadar bulmak mümkündü. Ve pazarcılara göre geçen hafta 1,5 liralara kadar satılan domatesin fiyatı şimdi 5 lira civarında. Hem mevsimsel hem de ihracat sorunu var şu ara. Geçen hafta 2-2,5 gene bu civarlardı. Gitgide pahalaşıyor. Herkesin merak ettiği soruysa fiyatlar daha da yükselir mi? Zammın nedeni sadece ihracat dedikoduları değil. Bir diğer etken de mahsulde tarladan seraya geçiş yapılması. Bu 15 günlük süreç domatese zam fırtınası olarak yansıyor.